kafalarını ayrı versen onları. Çorba yapacağım. Tamam. Sen bana 3 tek de lüfer atarsın. Olur. Her seferinde sayfiyeye gelmiş gibi oluyorum. Bak görürsün. Kapatıp dükkanı taşınacağım buraya. Bıktım her aybaşı abimle uğraşmaktan. Tabii tabii. Ne hı ne tabii. Sen beni sallıyor musun? Buraya her gelen bir hayal kurar öyle gider. Bana yalandan balıkçı bilgeliği yapıyorsun, yapma. Tut bir ucundan, hayallerimiz gerçek olsun. Tamam tamam. Arayacağım emlakçı Mesut'u. El altından bir yer varsa hemen şimdi git gör. Daha fazla vırvırını çekemeyeceğim seni. Bahçe, ne yapıyorsun? Bırak oğlum bu işleri. Saygılar ablam. Mahir. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok Barca. Pislik kaçmış, hallediyorum. Ne lan artistlik yapıyorsun o zaman, aşağılara yatmalar, şekiller falan ha? Biz de hallederdik. Tamam. Tamam mı? Hallettim. Eyvallah. Param yok ha. Efendim? Kime sormuşlar? Olmuş buraya ya. Tabii, masraflar karşılanır. Çok güzel yer aslında. Niye böyle bırakmışlar hayaletli ev gibi? Ev sahibinin var bir hassasiyeti ama aşıyoruz gibi. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Ne yapıyorsun sen? Hanımefendiye evi... Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Ne hanımefendisi, ne evi? Kim bu? Kimden izin aldın sen? Çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı. Baban evi kiraya vermemi söyledi. Bir dakika. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Anlatacak bir şey yok. Dışarı çıkın. Mahallenin delisi mi bu? Kızım. Laf konuşuyoruz değil mi? Hadi. Kızım. Ev sahibi. Kendisi burada yaşıyordu. Oğlum sen kime ne laf anlatıyorsun lan? Dedikoducu herif. Çıkın dışarı hadi. Ne yapıyorsun sen be hırsız kovalar gibi? Kiralık ev var dediler, bakmaya geldik. Hadi. Bana bak, sesini yükseltmeden konuş benimle. Tamam. Buyurun. Bir dakika. Bu orta bağıramaz mı böyle? Gel bak, sen kulağına bir şey söyleyeceğim. Gel. Bir daha bu eve bir Allah'ın kulu girmeyecek senin var ya. Çıkın dışarı. Hadi çıkın. Çık. Of. Al turşusunu kuru hayaletli evini. Kalmadık. Alsın başına çalsın evini. Ruh hastası. Beni bulmasa şaşarım zaten. Yani. Nerede deli ben orada. Hülam. Hülam. Sana bir şey sordukları zaman başına gelen en kötü olayı düşün. En kötüsünü mü diyorsun? Şimdiye kadar başına gelen en kötü olayı gözünün önüne getir. O seni böyle herkese karşı kapatır, açık vermezsin. Bak, yaklaşıyoruz. Sana verdim o kağıdı, ağzına at. Yutma sakın ha. Böyle yanağını yapıştırın. Bakayım. Gözükmesin. Hadi göreyim seni. Avukat hanımın görüşü vardı da. Kimle? Mert Barca. Kimliğinizi alabilir miyim? Buyurun. Avukat Gülhiz Kutu. Mert Barca ile görüşü var.
söylüyorsun? Dediklerimi dinle. Kızım kendinde misin sen? Nasıl gidiyor hayat? Ha? Her şey yolunda mı diyorum? Avukatınım ya ben senin. Davadan bahsetsek. Sen beni niye kilitledin onun içeri? Allah Allah. Böyle avukat sorusu mu olur hiç? Davadan bahset. Dava saçma sapan. Güzel. Böyle anlatırsın işte. Neyse. Çok iyi. Ne iyi? İyi gördüm. Buraya getirmenle mi ilgili kilitledin beni? Baktık sokak kameralarına bir şey yok. Öyle çok konuştuğun için kilitledim. Keşke elimde imkan olsa burayı da kilitlesem. Gerizekalısın. Hay Allah, ne sakarım. Teşekkür ederim. Soğuk ağrısı. Hmm. Çilekli mi? Ne? Çilekli mi diyorum sakız? Sakız yok. Kendi tadı demek. Neyin tadı? Sapık mısın sen ya? Ben kalkıyorum. Ha, baban geldi. Çok selamı var. Mutsuzum mahkemeden peki. Karamsar tabii. Öyledir o, öyledir. Sakızı babam mı aldı? Evet. Başka? Bir dur duramayız önce, bir dur. Çok sıcak oldu burası. Bu da enteresan yerlere gidiyor. Dalga geçme. Yo, eğleniyorum. Sıkılmıyorsan ne iyi. Koğuşun yanında kumpanya. Ne yapalım biz o dava şeysine? Dilekçe mi yazsan? Tabii. Avukatlar dilekçe yazar. Aynen. Bas dilekçeyi. Suçsuz falan. Gibisinden. Gibisinden ne ya? Abimin lafı. E normal. Her gün onu görüyorum. Saçma bence. Yani gibi varken gibisinden diye niye zorluyorsunuz? Nasıl yapsak? Görüşmeler bitmek üzere. Üşütme kendini. Soğuk zaten burası. Sen de çok dikkat et. Sakın soğuk duvara sırtını verme. Hangi duvara? İşaretli olan. Ha. Kur gitsin. Babam mı dedi? İyi. Kırsın bizim çocuk diye. Baba yüreği hiç dayanamıyor sana, çok üzülüyor. Duvarın arkası boşmuş. Eser dedi. Havalandırma. Havalandırma güzel. Çok şükür. Ben gideyim o zaman artık. Babama selam söyle. Söylerim. Çok bile oturdum, gidiyorum artık. Ya otur biraz daha. Yok, gideyim. Çok oturdum. Buradan çıkınca göstereceğim sana beni kitlemek neymiş. Bunu unutmayacağım. Ben de. Kesin bilgi. Efendim abi. Bir işi yukarı kadar atsın. Patron kızıyor abi. Yerim lan patronunu. Devam et. Thank you.
zaman gelsen burası da kapalı ha. Abimin mi? Siniri bozacak kadar. Kapıda ekip bekliyor. Gördük. Selam verseydin. Yok canım, çıkışta uğrar, bir GBT'me baktırırım ben. Abim nerede? Sağda solda koşturuyor. Nasıl, gelmiyor mu? Yok. İyi mi peki? Manavla elma organik mi diye kavga edecek kadar iyi. Sen niye geldin peki? Değil mi? Ondan demedik. Siz abi kardeş insan sevmiyorsunuz. Beni dükkanıma kilitleyen birine göre fazla mı sevgi bekliyorsun acaba? Sen de haklısın. Belki bana yardımın dokunabilir. Ne hakkında? Gel. Şu internet kafeyi tanıyor musun? Evet, arkadaşımız. Bak, pencerede arkası dönük 3 bilgisayar var. İkinci sırada olan bilgisayar. Onun hard diskini kapıp bana getirebilir misin? Neden? Bu çocuklar sabaha kadar kulaklıkla adam vurmaca falan oynuyorlar. Kameraları da açıktır doğal olarak. Oradan bir şey bulabilirim. Tam olarak ne arıyoruz? Uzun hikaye. Aman, anlatma sakın. Hadi. Şimdi mi? Yok canım, ben haftaya gelir uğrarım bir daha sana. Her durumda değişmeyen tek şey şu ukalalığın. O ne? Pasta. Bugün Kaan'ın doğum günü. Ona yaparken bir ufak da buraya yaptım. Onu anladık. Ne için? Dekor için. Pasta götürüyor gibi yapacağım. Polis uyanmasın. Vallahi bayağı dizicisin sen ha. Ne sandın? Kaan doğum günü kutluyor mu? Evet. Çıktı çıktı. Ya nereye? İnternet kafeye gidiyor herhalde. İnternet kafeye gitti. Aktarmakla uğraştı, ondan uzun sürdü. Ne oldu? Geç kaldın. Ne? Sen nereye bakıyordun orada? Hiç, bilgisayar nerede? İyi misin? Büyütebiliyoruz mu bunu? İşte bunlar. Kim bunlar? Plaka okunuyor. Bunlar kim? Aradığım adamlar. Hah, görüyor musun? Öküzlüğüm belgelenmiş, beni kilitliyorsun. Asıl an yok. Hangi anı arıyoruz? O gece ne oldu burada? İşte gördüğün. Sen beni ondan kilitledin. Hı? Adamları görünce dışarı çıkmayayım diye. Beni korumak için. Herkes kendi derdinde işte. Neden söylemedin? Neyi? Ya sana kızdığımı biliyorsun. Bir ton laf ettim. Neden seni korumak için kilitledim demedin? Fazla bilgi yük getirir. Tuhaf bir adam olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben kendime normal geliyorum. Normal insanlar birbirleri için bir şey yaptıklarında bunu söylerler. Biri bin katarak hem de. Sen beni korudun ve bana söylemedin. Ben gideyim. Dur. Yani önce yemek ye, sonra git.
Hazırlıyorum hemen. Dur. Kola var mı? Var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.